İnsanın başını gökyüzüne çevirip yukarıdaki devasa alemde nelerin olup bittiğini merak etmeye başladığı tarihten beri uzayda nelerin olduğuna ilişkin hep bir tartışma ola gelmiştir. Uzayda ne var sorusu gökbilimin astrolojiden kurtulup bir bilim olarak var olmasıyla yaşıttır denilebilir. Zaman içinde gökbilimciler uzayda görebildiğimiz ve göremediğimiz cisimlere ilişkin çeşitli varsayımlarda bulundular. Peki gerçekte uzayda ne var? Ya da çoğunlukla kapkara bir boşluk olarak gördüğümüz uzay gerçekten göründüğü gibi mi? Bilim insanlarının merakını binlerce yıldır çekmiştir. 1900'lü yılların başından önce yaklaşık 2000 yıl boyunca uzayın eter diye bilinen görünmez bir maddeyle dolu olduğu ve ışık dalgalarının da onun içinde ilerlediği düşünülürdü. Ancak elektromanyetik kuram ve görelilik kuramları ile birlikte ışığın ilerlemesi için herhangi bir ortama gereksinim olmadı ve uzayın da boş olduğu anlaşıldı. Her ne kadar mükemmel boşluğa en yakın ortam olsa da uzay tümüyle boş değildir. Uzayın değişik bölgelerinde boşluk düzeyi yani bulunan madde miktarı farklıdır. Örneğin Dünya ile Mars arasındaki uzay, Güneş ile Sirius arasındaki uzay ve Samanyolu ile Andromeda gökadası arasındaki uzay aynı boşlukta ya da dolulukta değildir. Dünyada deniz düzeyindeki havada metreküpte yaklaşık 10 üzeri 25 atom vardır. Gezegenler arası uzayda yani Güneş sisteminin sınırları içerisinde metreküpte ortalama 10 üzeri 6 ile 10 üzeri 8 kadar atom bulunur. Bunun yanında kilometreküpte 1000 dolayında toz parçacığı vardır. Samanyolu'ndaki kütlenin büyük bölümü yıldızlarda toplanmıştır. Geri kalanı da yıldızlar arası uzaya yayılmış gaz ve toz halindedir. Yıldızlar arası uzay gezegenler arası uzaya göre daha boştur. Samanyolu'nun yıldızlar arası ortamındaki ortalama madde yoğunluğu metreküpte 1 milyon atomdur. Yani 1 atom bölü santimetre küp. Toz yoğunluğuysa kilometre küpte 100 toz parçacığı kadardır. Bu sayılar çok küçük görünebilirler ama Samanyolu'ndaki toplam maddenin yaklaşık %10'unu gaz ve toz oluşturur. Buna yıldızlar arası madde de denir. Madde miktarı Samanyolu'nun ötesindeki galaksiler arası uzayda çok daha azdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.